Donald Trump'ın gelişiyle birlikte ben direkt hani kitabın ortasından konuşuruz diyoruz ya kitabın ortasından söyleyeyim Avrupa'ya geçmiş olsun. Trump'ın gelişiyle hemen Ursula von der Leyen hemen bir açıklama yaptı. Acilen hani Trump'ın gelmesiyle birlikte toplanıp yeni stratejiler belirleyelim dediler. Şimdi Trump seçilir seçilmez yeni stratejiler belirleyelim lafından itibaren daha yeni oluyor bu. Çok net bir şekilde görülüyor ki buradaki kapakta da. Trump, ben karışmayacağım. Avrupa ile Rusya ne yapıyorsa yapsın. Ben kendi sorunlarıma yöneleceğim dedikten sonra seçilmeden önce bunu demişti. Vaat etmişti ki böyle yapacak. Net. E şimdi Avrupa, e, Rusya ile hadi anlaşsın bakalım. Şimdi Rusya, Avrupa'ya bir güzel tarife yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o demokratların anlayışına, Biden'ın vesaire Kamala Harris'in anlayışına sürekli silah vereyim, sürekli şey vereyim. NATO'yu habire oraya doğru çevireyim. En büyük siyonist benim Biden'ın evet, açıklamaları. Biden e şimdi o gitti onlar gitti o tren kaçtı. Şimdi o para akışları, silah akışları, NATO asker görev güçleri çoğu oradan çekilecek. Trump zaten bunları söylemişti. Dolayısıyla Avrupa'nın ordusu da yok. Yani ben buradan söylüyorum. Avrupa'ya geçmiş olsun. Trump'ın kazanması en çok Avrupa'yı etkileyecek. Bunu da yakın zamanda öyle uzun zamanı değil. Yakın zamanda bunun etkilerini göreceğiz diye düşünüyorum hocam. Umarız zaten ee, e, evet. şimdi işte açıklamalar sonrası altında bir düşüş oldu dolarda bizim ülkemiz geleceğiz, dışında bir de var. durumlar oldu falan filan. Evet, yani umarız, çok umarız, enteresan bak, şeyler. Umarız var. ticaret hareketlenir. Bak, evet. Bu Çok önemli. Ya. Ticaretin yani bir kere savaştan. Türk lirası için dediğini söylüyorsun. Ona geleceğiz. Tabii, Hocam Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorsun Kırgızistan'daydı e, Türk devletleri teşkilatı ile alakalı. Orada oradan bir tebrik gönderdi. Dostum Trump'ı tebrik ediyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ee, Zaten ne diyorsun hocam? Burada bir de bir fotoğraf var herhalde. Şimdi bizim paylaşacağımız evet. da olsun. Yani şimdi, yani e, Cumhurbaşkanı memnun gibi. E, tabii şimdi, hani, bu, hani sonuç itibariyle, e, hani böyle bir jest yapmak e, gerekiyor. E, sonuçta bir, bir tebrik önemli. Çünkü tabii ki umarız buradaki ikili ilişkilerde de Amerika ile olan devletimizin ilişkileri de. Hocam bir son dakika var. Eyvah, kesim seni çok önemli çünkü tam bizim lafın üstüne geldi. Almanya'da hükümet dağılıyormuş. Son dakika. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz hükümetin dağılmasıyla ilgili birazdan açıklama yapacakmış kamuoyuna. Hmm. <laughs> dakika bir gol bir ne dedik? Hani bu İsrail'e sürekli sonuna ee, kadar her defasında daha fazla silah, daha fazla ekonomik tabii, destek tabii, vereceğimiz yani. de vereceğim diyen Olaf Scholz'un hükümeti tabii, şu an. Ukrayna'ya Leopard tankları sınıra Letonya'ya oraya buraya yağan bu sürekli bence, Bu bence önemli yağan. bir gelişme dünya barışı Şimdi için. Şimdi biz söyledik bak son dakika ne kadar önemli. Evet dünya barışı için önemli. Dağılsın Tabii ki. Yani evet. bu tip Hakikaten e, kaldı ki İshal'e karşı verdikleri destek ya. Holocaust'tan doğan tazminatlar daha devam eder ki. Evet bilgi geliyor ne, hocam. Ne bilgi geliyor. E, Şansölye Olaf Scholz ekonomi anlaşmazlıkları nedeniyle e, liberal maliye bakanı Christian Lindner'i görevden almış. E, Lindner birkaç saat önce Scholz'e erken seçim çağrısı yapmıştı. Birkaç saat önce erken seçim çağrısı yapmış. Saatlerdir süren görüşmelerden bir çözüm çıkmayınca artık hükümetin tamamen dağılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İlk çözülme Trump'ın seçilmesinin ilk çözülmesi Avrupa'da dedik ya başlar. Kimle Maliye Bakanı mı Maliye evet. Bakanı mı dedin? Evet. Şimdi bak şimdi hani İsrail'e sürekli ya da Ukrayna'ya <laughs> sürekli yardım yapıyorlar ya sürekli silah yardım, ekonomik yardım işte birçok şey var. E ne oldu? Bu ekonomi sürdürülebilir hale gelmiyor işte içeride. E sömürüden kaynaklı bir gelir de azalmaya başladı. Bakıldığında özellikle Afrika ülkeleri nezdinde içerideki de bak içe dönüş olmak zorunda. Evet. Tam dediklerimizi destekliyor Bulusalca şu an. Yaşananlar. Ekonomik kozmopolitik e, o anlayış olacak olmak durumunda